CGTN Türk'ten iyi günler. Gündemimiz maymun çiçeği hastalığı. Afrika'da ortaya çıkan virüsün hızla yayıldığı belirtiliyor. Yüksek bulaşıcılık taşıyan virüs nedeniyle bu yıl 524 kişi hayatını kaybetti. 14 binden fazla da vaka var. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği hastalığına karşı en yüksek alarm seviyesi olan Uluslararası Halk Sağlığı acil durumu ilan etti. Avrupa Birliği de Afrika'ya 215 bin aşı gönderme kararı aldı. Türkiye'de ise bir alarm durumu henüz yok. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil dedi. Peki tam olarak nasıl bir virüsten söz ediyoruz? Durum gerçekten söylenildiği gibi ciddi mi? Neler yapılmalı? Bütün bunları Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan'la konuşacağız. Hocam iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, iyi yayınlar. Hocam şuradan başlayalım. Dilerseniz biraz bu hastalığı tanıyarak, anlatarak başlayalım. Nasıl bir virüsten söz ediyoruz tam olarak? Aslında insanlığın çok iyi tanıdığı bir virüs ailesi bu. Çiçek hastalığını yapan, milyonlarca insanı öldüren, körlük yapan, sakat bırakan bir hastalıktı çiçek. Bildiğiniz gibi yoğun aşı kampanyalarıyla geçtiğimiz yüzyılda ortadan kaldırıldı. İşte son vaka Türkiye'de 57'de, 1957'de, dünyada da 1972'de görüldü. Ve aşılama da 1980'li yıllardan itibaren kaldırıldı. Ve dünyada da laboratuvarlar dahil bu virüsler yok edildi. Arkasından işte 1958'de ilk defa Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde maymunlarda görüldü bu maymun virüsü hastalığı. 1974'te de ilk insan vakası görüldü. Hastalığın özelliği şu, çiçek hastalığı, tabii belli bir yaşın üzerindekiler hatırlar, görmüştür ancak o yaştan sonrakiler hatırlamaz, görmediler. Orada çiçekte bütün vücudu saran içi su dolu kesecikler görülür. Maymun çiçeğinde ise işte maymunla, hastayla yani hastalığı bulaştıran kaynakla temas eden yerlerimizde gene içi dolu, sıvı dolu vezikül dediğimiz kabarcıklar oluşur. Su çiçeğinden farkı, su çiçeğinde kabarcıkların etrafında bir kızarıklık vardır. Burada öyle bir kızarıklık yoktur. Dolayısıyla döküntü dışında çok belirgin bir klinik özelliği yok. Ancak 2022'de hatırlarsanız bir yayılım gene oldu. Gene Demokratik Kongo'dan başlayan. Fakat o hastalığın virüsünün iki tipinden daha yavaş seyirli, daha az tehlikeli olanla ortaya çıktı. Nitekim vakaların %97'si homoseksüel erkeklerdi ve büyük bir yayılım göstermeden 2023'ün başlarında sönmeye başladı salgın. Fakat 2023'ün Eylül'ünde yine aynı bölgede yeniden vakalar artışa geçti. Fakat bu defakinin daha tehlikeli olan, daha bulaştırıcı olup daha çok öldüren tip 1 dediğimiz tip de ortaya çıktı, anlaşıldı. Ve bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü zaten takip ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir üst alarm seviyesine geçmesi demek, işte ülkelere, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün çünkü bir yaptırımı yok ya da bir alacağı bir önlem yok. Evet. Böyle bir yetkisi ya da bütçesi de yok. O sadece devletlere işte bu hastalık artıyor, gerekli önlemleri alın diye uyarı yapabilir ve nitekim onu yaptı. Zaten bu arada hastalık Demokratik Kongo'dan başladı ama 13 tane daha etrafındaki Afrika ülkesinde, Avrupa'da neredeyse bütün ülkelerde, işte Rusya'da, Güneydoğu Asya'da rapor edildi bu hastalık. Yani hızlı bulaşan, ülkeler... çok hızlı bulaşan bir hastalık mı hocam? Mesela COVID-19'la kıyasladığımızda bulaşıcılığı konusunda, evet, ne dersiniz? Çok farklı. Çünkü
Bu bir temasla bulaşan bir hastalık. Yani direkt temas etmeniz lazım. O hasta kişiyle ya da işte o kişinin kullandığı çarşaflardan ya da havlulardan bulaşabilir. Oysa COVID-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. O yüzden bir kişi girip bir salondaki yüzlerce insana bulaştırabiliyordu virüsü. O yüzden o öyle çok hızla milyonları bir yıl içerisinde işte yüzlerce milyon, 700 milyon hasta ve 7 milyon ölüm ortaya çıkardı. Burada öyle bir hızlı yayılma söz konusu değil. Ancak eğer gerekli tedbirleri alırsanız ki burada tedbirleri almak şeyden daha kolay. Covid'den daha kolay. Çünkü neticede kaynak belli. Evet. Nedir kaynak? İşte bu Afrika'dan gelenler, Afrika ülkelerinden ya da oraya sürekli gidip gelenler, iş adamları var, işte yardım kuruluşları var, oraya sürekli gidip geliyorlar. Türk Hava Yolları'nın her gün o ülkelere en az bir tane seferi var. İstanbul bağlantısı. O yüzden de o insanlar İstanbul'u bir ara destinasyon olarak çok sık kullanıyor. Yani bazen işte aynı gün uçak değiştiriyor ama bazen birkaç gün kalıp gidiyor. Dolayısıyla burada temastan uzak tutulması gereken kişiler bu saydığım kişiler. Bir de ayrıca tabii Türk Silahlı Kuvvetleri var Afrika'da bazı ülkelerde. Onların korunması önemli. Korunmanın direkt tek yolu var, o da aşılama. Evet. Bu aşı var mı peki? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece vardı. Çünkü 1990'da bir körfez krizi sırasında işte Saddam'ın elinde şey var, biyolojik silah olarak çiçek virüsü var diye bir söylenti çıktı. Bunun üzerine bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı bünyesinde benim başkanı olduğum bir komisyon kuruldu. Ve o komisyonda işte baktık Türkiye'de şartlar, o sözleşmedeki şartlara uyarak bir laboratuvarlardaki virüsleri bile imha etmişiz biz. Oysa Amerika o sözleşmeye uymamış, o saklamış ve oradan hemen aşı geliştirdi. Ama şu anda ticari olarak iki Amerikan şirketi bu aşıyı pazarlıyor. Dolayısıyla şu anda bir... Hocam, Avrupa Birliği'nin 215 bin aşı gönderdiği, gönderme kararı aldığını az önce belirttim. Öyle bir haber yayınlandı. O aşılar, söz ettiğiniz aşılar mı acaba? Evet, yani onlardan alıp Avrupa Birliği kendi vatandaşları için bu işte risk gruplarına kullanmak üzere elinde bulunduruyor. O işte fazla aşılardan o miktarda aşıyı Afrika'ya bağışlıyor. Dolayısıyla tabii neden bağışlıyor? Kendini korumak için. Oradaki bulaşı engellerse o bulaşma zincirini, hastalık kendine gelmesi zorlaşacak. Evet. Yoksa bu ikinci görülen salgın, yani içinde bulunduğumuz salgın daha öldürücü, daha ağır tablolar yaratan bir tehlikeli hastalık. Türkiye'deki varlığına gelince şunu söyleyebiliriz. Yani devlette, Sağlık Bakanlığı da henüz şimdiye kadar tespit edilmiş bir vaka yok. Ama bu Türkiye'de vaka olmadığı anlamına gelmez. Çünkü tanısını koymak çok kolay değil. Hekimlerin bile tanımıyor hastalığı. Önce bir hekime gidecek. Hekim onu görecek, şüphelenecek ve test isteyecek. Ancak öyle tanı konabilir. Dolayısıyla bu Türkiye'den transit olarak geçen insanlarda bu hastalığın olmadığını söylemek çok zor. Onlar bu geçiş sırasında kaç kişiye bulaştırdılar bilmiyoruz. Ama bana sorarsanız Türkiye'de olmaması çok mümkün değil. Peki hocam, hastalıktan tabii tek koruma yöntemi aşı. Yani bizim hani kişisel olarak alacağımız önlemler dışında. Peki hastalığa yakalandıktan sonra bu hastalığın bir tedavisi, belirgin bir tedavisi var mı? Maalesef yok. Herhangi bir ilaç tedavisi yok. Şimdi
şunu da bir cümleyle söyleyeyim. Hani hatta bir korku var. Acaba 2020'deki o pandemi günlerine geri mi döneceğiz? Dükkanlar, işte mağazalar, iş yerleri, okullar kapanacak mı? Öyle bir durum söz konusu değil burada. Solunum yoluyla bulaşmıyor çünkü. Öyle bir korku olmadı. İşte kimisi diyor ki maske, eldiven satışları artsın diye yapıyorlar falan. Burada maskenin bir anlamı yok. Eldiven de sadece öyle bir deriye dokunacaksanız kullanılacak. Genelde halkın eldiven kullanmasının da bir yararı yok açıkçası. Yani şöyle tabii komplo teorileri de oluyor zaman zaman. İşte hani bu olayda büyütülüyor. Aslında abartılacak da bir şey yok. İşte bir korku iklimi yayılmaya çalışılıyor. Siz ne dersiniz? Ne görüyorsunuz tam olarak bu noktada? Yani ciddi Vallahi bir durum. Benim gördüğüm tam tersi. Tam tersi, ciddiye anlıyoruz. Bizdeki problem hep ciddiye anlamak. Covid-19'da da aynısını yaptık. İnsanlar ölür dedi. Vay bunlar işte ortalığı ayağa kaldırıyor dediler. Neticede 103 bin kayıtlara geçmiş ölüm vakası oldu Covid-19'a bağlı. O diğer hastalanan, sakat kalanlar da ayrı. Dolayısıyla yani bunu ciddiye almamak, dünya hani bunu kim yapabilir? Yeni bir virüs olsa hani Covid'deki gibi biraz daha anlaşılabilir de bu 1958'den beri bilinen, 70'ten beri insandan insana bulaştığı gösterilmiş bir virüs. Burada esas problem şu, yani bu komplo teorileri üretiyorlarsa esas problem şu. Biz insan doğada kendimizi tek yaşama hakkı olan varlıklar diye görmezsek bu hastalıklar bize gelip bu hale getirmez. Çünkü bakın grip kuş hastalığı. Koronavirüs bir yarasa hastalığı. İşte bu maymunlar maymun hastalığı. Niye gelip bize bulaşıyor? Çünkü biz onların tutup kuşların işte binlerce yıldır genlerine işlemiş sulama alanları var. Konuyorlar onlar, göçmen kuşlar. Orada su ihtiyacını giderebiliyorlar. Yem ihtiyacını gideriyorlar. Sen tutup oraya ev yaparsan orada tavuk beslemeye kalkarsan gelip onlara sonra da size bulaştıracaktır. Ya da yarasa eti yemezseniz işte Covid gibi bir pandemi çıkmaz ortaya. Şimdi burada da aynı şey konusu. Maymunlarla bu kadar yakın yaşamak yani vahşi hayvanlarla bir sonuç çıkarıyor ortaya. O yüzden yani doğanın dengeleriyle oynadığınızda maalesef bu tip hastalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü salgın ya da pandemi potansiyeli taşıyan yüzlerce virüs şu anda bu vahşi hayvanların vücudunda birçoğu onlara zarar vermeden yaşıyor şu anda. Biz bunlara müdahil oldukça yeni yeni virüsler, yeni yeni pandemiler çıkacaktır. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. İyi günler İyi diliyorum size. Dedi. Çok sağ olun. Evet, CGTN Türk'te maymun çiçeği hastalığını konuştuk. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği hastalığına karşı en yüksek alarm seviyesi olan Uluslararası Halk Sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından tabii dikkatler bu virüse, bu hastalığa çevrilmiş durumda. Biraz yakından baktık bu hastalığa. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan'la konuştuk. Bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın diyelim.